Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golfa.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Birkaç gündür gerek 23 Nisan çalıştırdığım için gerekse de normal mental yolu, yorgunluktan dolayı bitik bir vaziyetteyim. Bütün e, genç kardeşlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. <laughs> Geçen sene bu zamanlarda 23 çocuğumuza 23 tane forma hediye ettik. Haklı gururunu yaşadık. Ama inancınız olsun sadece bir çocuğumuzdan geri dönüş aldık. Yani kazanılan formanın fotoğrafını çekip atan. Bu yüzden de bu sene bu işe girmedik. Yani bizi bu işten men eden arkadaşlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sizin yüzünüzden insanlar yani bu kanaldan bir şey alamamış oldu. Yoksa bu sene de aynı kampanyayı düzenleyecektik. Başka zamana inşallah onu belirteyim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı spekülasyonların maçı. Maç başlamasına 24 saatten az bir süre kaldı. Maçın hakemi belli değil. Maçın hakemi açıklandı. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen bazı kaynaklar çıktı dedik hakem bizi doğrayacak. Haçen, haçen hakem bizi doğrayacak daha dediler. Ben çıktım dedim ki sen hakem hakem diye ağlamayacaksın. Çıkacaksın topunu oynayacaksın. Kazanacaksın. Kazanamıyorsan bile Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mücadele edeceksin. Sahada dün Fenerbahçe'ye yakışır şekilde bir mücadele izledik mi? Bence izledik. Şimdi olayın şöyle bir boyutu var. Şimdi gerçekleri de konuşmak lazım. Fenerbahçe deplasmana Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Üst üste 6 maçını kazandı. 6 golle kazandı. Değil mi? 23 Nisan'a 6 saat kala yok o kadar da değil. Neden 6 ya? Niye 7 değil? Niye 5 değil? Niye 6? Bunun takdirini size bırakıyorum. Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Oynadık ve 6 attık. Biz 6 attıkta sonradan atmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflar. Şimdi 6-0 biterken, maç 6-0 biterken Fenerbahçe maçı 8 yerli oyuncuyla bitirdi. Bakın ilginç bir istatistik. 8 yerliyle bitirdi. Şimdi yabancı kuralı ile ilgili çeşitli duyumlar var ama 8 yerliyle bitirmek inanılmaz. Maça bence damgasını vuran birinci dakikada Fabrizio Baiano'nun yediği kırmızı kart. Ki 35. saniyede kırmızı kart niye görür bir futbolcu? Akılsızdır, fikirsizdir. Kafa yoktur. Şike yapmıştır. Değil mi? Mesela şike yapmıştır mantık olarak. Niye 30, 35. saniyede kırmızı yesin? Bekler, bekler, bekler. Bilmem kaçıncı dakikaya kadar gider. Orada şey yapar. Yani bizim bildiğimiz böyle yapar en azından. Bayano'nun bu sezon ligdeki bakınız ligdeki dördüncü kırmızısı. Hani ilk kez olsa şik edersiniz ama dördüncü kırmızısı. Yani varın gerisini siz düşünün. Bir futbolcu için akıl tutulması ya. Ya sen profesyonel futbolcusun. Şahsi bir kinin bile olsa <laughs> sıkıntı. Fenerbahçe'de Diego Rossi asist Serdar Dursun. Sonrasında yine iki kez, şey, üç kez arka arkaya Serdar Dursun. Normalde hat kuralı şudur. Hepsi aynı yarıda olmak zorunda. Birini sağ ayakla, birini sol ayakla, birini kafayla atmak zorundasın. hat gerçek kuralı budur. Yani aynı devrede olacak. Üçü de ilk yarıda mesela. Üçü de ikinci yarıda olacak. Bir de fort trick var. Five trick var. Six trick var. Six trick. Genelde Galatasaraylı oyuncular yapıyorlar onu. 65 denler Valencia. Asist Arda Güler. Ve 76'da Nazım Sangare skoru belirleyen golü attım. Bakınız dakika 76 diyorum. Ama tabii e, Fenerbahçe'de 76'ya kadar oyundan çıkan Krespo moralleri bozdu. Kim Minjin'in sarı kartı bozdu. <laughs> Mert Hakan ve Osay'ın çıkışı moralleri bozdu. Durum bu. Arda Güler'in oyuna girmesi beni gururlandırdı, mutlu etti. Hatta ben bir yerden sonra artık maçı izlemedim. Arda Güler'i izliyordum. Yani top ayağına gelsin bir şeyler yapsın diye. Peki Arda Güler ne yaptı? Emeklerimi boşa mı çıkardım? Bir asist. iki kilit pas. Yani iki şut pası. Al at pası. Dört ikili mücadele kazanma. Lan hangi ara dört ikili mücadeleye girdiğinde hangi ara kazandın? Vicdansız. İki pas arasıyla top kazanma. İki de iki orta isabeti ki bunun bir tanesi asist. Üç de üç uzun top isabeti ki bunun bir tanesi asist. Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Yüzde doksan üç pas başarısı inanılır gibi değil. Allah nazarlardan korusun, Allah nazarlardan sakılsın. Yani Rize seyircisi de alkışladı. Tebrik ediyorum. Bu büyük bir erdemdir. Bunu kolay kolay her takımın taraftarı yapmaz. Bu çok büyük bir erdemdir. Bu çok büyük bir delikanlılıktır. 17 yaşındaki çocuğu yüreklendirmek. Bu çocuk ya belki milli takımla bize Dünya Kupası kazandıracak. Olmaz olmaz demeyin ya. Olmaz olmaz demeyin. Dünya dünya üçüncüsü olduğumuzdaki kadrodan kim bekliyordu? Avrupa şampiyonası o. Fatih Terim'in kenardan inanılmaz taktikler verdiği o Nihat Kahveci'nin falan attığı Semih, Semih, Semih hafızaları kazanıyor orada. Kim bu başarıyı beklerdi? Hiç belli olmaz. Arda Güler'in 45 dakikalık performansı. Dördüncü golde Arda'nın kafa vuruşunu Serdar Dursun tamamlıyor. Yani Arda Güler asistin asisti gibi bir şey yapmış oluyor. Ve çok da güzel kafa vuruşunda bulunuyor. Beşinci golde Valencia'ya muhteşem asist. Altıncı golde müthiş bir pasta pozisyonu hazırladı. Yani son üç golün üçünde de o sihirli parmakları var. Anlatabiliyor muyum? Tabi Allah Arda Güler'in ve babasından razı olsun. Arda Güler ve babasından. Ömer Faruk ee, gibi, Ömer Faruk ve abi gibi vefasızlık yapmadılar en azından. Menajer menajer kapı kapı koşmadılar. Rezil olmadılar. Ya vefa gösterenler vefa ile anılıyor. Ha Fenerbahçe de aykırı şeyler vardı. Şimdi en azından Fenerbahçe'de kendini toparladı. Bu açıdan baktığınız zaman da güzel bir olay. Serdar Dursun Süper Lig'de bir sezonda aynı takıma karşı iki kez hat-trick yapan ilk oyuncu. Ve Serdar Dursun şu ana kadar ligde 13 gol attı. Altısını Rize Aynı şekilde Fenerbahçe iki maçta Rizespor Spor ağlarına 10 gol birden bıraktı. Bakın 10 gol. Yani asist spor. Çaykur asist spora dönüştü resmen. Ben burada bir şeyi çok merak ettim. Serdar Dursun'un asist sayısını. 3 asisti var. Bakınız 1743 dakika oynamış. Total süre. <laughs> yani 20 maç değil. 13 gol 3 asist. 13 gol 3 asist. Hocam altısını Rize'ye ben de atardım. Atsaydın ya siz çok basite indiriyorsunuz. Bak rakip 10 kişi kalmış penaltı penaltı umurlu. Adam ikisini de aynı köşeye attı. Ve Serdar Dursun kariyerinde 6. head yapmış biliyor musunuz? 6. head Ki geçen sene Fenerbahçe'ye yani Bundesliga 2'nin gol kralı olarak geldi. bir zahmet de yapsın. Geldiği zaman ben şey diyordum yani tutarsa Vedat'tan daha iyi forvet. <laughs> hani benim gördüğüm. Çünkü vuruş e, repertuarı çok geniş. Yani dönerek vuruyor, uçarak vuruyor, zıplayarak vuruyor. Geri 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 ver tam sekerek boğazına dursun ham çökerek diye vuruyor. Langıdır lang diye vuruyor. Samsak döveci diye vuruyor. Vuruyor da vuruyor. Bu arada Kim Minji haftaya Gaziantep maçında sarı kart cezalısı. Biliyorsunuz. Şimdi Atile ee, Atilla Salahi yok. Muhtemelen sezonu kapattı. Burada bir olay var. Bu arada şey unutmadan söyleyeceğim ya. Valencia ile ilgili bir detay aklıma geldi. Onu unutmadan söyleyeyim de. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Enner Valencia penaltıyı Arda Güler'e bıraktı. Bu haftada Arda Güler al sana penaltı kalibresinde, penaltı kalitesinde bir orta açıyorum dedi. Valencia'ya asist yaptı. Bu da çok güzel şeyler. Fenerbahçe açısından. Kim Minji önümüzdeki hafta yok. İnşallah Gaziantep maçını kazanırız da en azından kart cezası olduğuna değer. Ardından da Beşiktaş maçı var. İnşallah iki maçı da kazanırız. Zaten burada İsmail Kartal'ın teknik direktörlük vasıfları ortaya çıkacak. Şimdi maçta belki isimleri geçmedi ama iki tane kahraman söyleyeceğim size. Miha Zays ve Serdar Aziz. İlk yarıda girdikleri bütün ikili mücadeleleri kazanan iki isim. Ve Serdar Aziz ilk 45 dakikada %100 pas isabetinin oynadı. Hatırlatmakta fayda var. Bir tane de çizgiden top çıkarttı net. Çok net pozisyonu çıkarttı çizgiden Serdar Aziz. Bak Miha Zays, <laughs> gizli kahraman olmayı sürdürüyor. Hocam hiçbir şey yapmıyor. İşte böyle dediğiniz için oluyor. <laughs> Genellikle böyle dediğiniz için oluyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sahada geziniyor. Sonuç total elimize geçen galibiyetler serisi. Şimdi <laughs> ben şunu söyleyeyim. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının 7 futbolcu reytingi gidiyor. Ben önce kendi şeyimi söyleyeyim. Kendi puanlamamı yapayım. Maç sonu canlı yayında yapamadık. Burada yapalım. Altay Bayındır 10. Niye 10? Kalesine gelen bir iki tane pozisyon var. Bir tane %100'lük çıkarttı. Bir tane Yusuf Sarılacı şampiyon Fener'in şutunu çıkarttı köşeden. Yani ilginç iki şut. Maç orada dönebilirdim. Osay Samuel Tutuk oynadı ama o kenarda Osayi, İrfan Zayis üçgeni var ya, beni benden aldı. Futboldan anlayan arkadaşlar, o üçgenin kıymetini o kadar iyi anlamışlardır ki. Solda da Rossi, Crespo, Ferdi üçgeni vardı. Hani hücum seti falan filan anlatıyorum ya ben böyle futbol tabirleri kullanıyorum kendi çapımda, böyle anlıyormuş gibi. Çok da anlamıyoruz lan. Osayi Samuel <laughs> sakatlanıp çıktı ama ben mücadelesinden katkısından dolayı 10 veriyorum. Engellediği %100'lük bir gol var Pochon Palo'yla. Hani Pochon Palo'nun e, yok Bolasiye'nin özür dilerim. Bolasiye'nin ceza sahası içinde iki kez şutunu engelliyor. Asist yapmadı ama asist kadar değerli işler yaptı. 10. Serdar Aziz 10. Kim Minji sarı kart yiyene kadar 9. Sarı karttan sonra 10. Hani artık rahatladım. Tamam haftaya yokum dedi. Gerçekten 10. Ferdi Kadıoğlu. Bak. Maçı izleyen arkadaşlar şey diyecek. Ya hocam golü yok, asisti yok. Niye 10 veriyorsun diyecekler. Futbolu anlayan arkadaşlarım niye 10 verdiğimi çok iyi anlayacaklar. Var mı 9 verecek kadar cahil? Aranızda 9 verecek cahil varsa buyursun. Ben 9 verecek kadar cahilim diye varsa buyursun arkadaşlar. Cahildim, dünyanın rengine kandım diye çıkın ortaya. Crespo 10. Evet sakatlandı etti ama mücadelesi enfes. Gollerde hazırlayıcılık rolü enfes. Zayt. Bugün bir hatta iki tane net nete yakın kaçırdığı var. Bir tane ilk dakikalarda İrfan Can'ın aldığı atpasına yumuşak vurdum. Bir tane daha kaçırdığı var. Ama savunma anlamında 10 on üzerinden 10'luk top oynadı. Az önce duydunuz istatistiği. Yani beni boş verin. Hadi beni geçin. Beni çok takmıyorsunuz. Önemli değil sevip sevmiyorsunuz ya da değer vermiyorsunuz önemli değil. Ama istatistikler yalan söyleyecek değil. Bu zayıfsa 10 vermezsen futbol bana küser. İrfan. Şimdi gelelim İrfan Can'a. İrfan Can'a da direkt 10 veriyorum. Hocam ne yaptı ya? Bu kadar 5-6 tane gol attık. Ne golü var ne asisti var. Bırak hocam İrfan'dan. İrfan futbolu bugün sinsi oynadı. Cincinnati futbolu oynadı bugün. Bugün Cincinnati futbolu oynadı. Farkında değilsiniz. Şimdi arkadaşlar yemeği yapana aşçı deniliyor değil mi? Aşçı yardımcısına yamak deniliyor. Mesela çırak, yamak artık ne derseniz. İrfan bugün hem yemeği yaptı hem yemeğe yardımcı oldu. Ama hocam biz hiç görmedik. Orada asist İrfan Can yazmıyor. Asist işte şu yazmıyor bu yazmıyor. Takımı hücuma kaldırmak, alan genişletmek, orada üçgenleri kurmak, oyuna yön vermek. Kanat değiştirmek, bir diagonal pas bile maçın bazen kader, kaderini değiştirir. Ben 10 veriyorum İrfan Can'a. Mert Hakan yandaş 8 numara 8 puan. İlk yarıda hücum katkısı yüksekti. Aynı İrfan gibi o da hücuma destek verdi. Ancak korktuğum bir olay var. Mert Hakan'da 2 haftadır bir sakatlık esamesi var. <laughs> o yüzden de erken oyundan çıktım. Tam kendini veremiyor gibi zaten dikkat ettiyseniz. İnşallah o da kendini toparlayacak diye düşünüyorum. Mert Hakan'da konuşmuş olduk. Rossi. Rossi'ye ben bugün 6 veriyorum. <laughs> şaka şaka. Rossi de bugün benden onu kaptı. Niye kaptı? Attığı golden dolu. Hayır. Attığı gol şans golüydü. Eren orada aşırı motive oldu. Orada ayağından çekti gitti gol oldu falan. Ondan dolayı vermiyorum. Ne zaman atağa kalkacak olsak. Dikkat edin. Solda öyle bir beliriyor ki. Hadi bana pas atın. Ben buradan bildirme yapacağım. Hadi bana pas atın diye. Bana pas atın diye orada açıkta bekliyor. Hadi bana pas atın diye orada bekliyor ya. Orada açıkta bekliyor. Hadi bana pas atın diye adam deliriyor, kafayı yiyor, fıttırıyor. Ataklara şekil veriyor. Mesela orada üçgenleri kurduk. Bak orada üçgen. Golü attığında sağ kanat oynuyordu. Haberiniz var mı? Ben yani mantık olarak da zaten sağdan vurduğundan anlamışsınızdır. Ama orada kımıl kımıl böyle hareketli böyle. Ee, nasıl diyeyim size? Kıpır kıpırdı. O kıpır kıpır olması o da tabii beni bitirdi. O da gayet güzel bir olaydı. Serdar dursun. Kaç vereyim? Kaç vereyim? Yani kaç vereyim? Hocam 9 ver. Diyen var mı? Yani 10 dışında herhangi bir puanı kabul ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Ha, şimdi gelelim yedeklere. Şimdi gelelim yedeklere. Valencia oyuna girdi. Golü attı mı? Attı. Oyunu genişletti mi? Yaptı. Hücum presi yaptı mı? Yaptı. <laughs> yani hücum presi yaptım. Aslında bir golden fazlası bir de attığı sayılmayan gol var. Bir de atıp sayılmayan sayılmayan gol var. Ben şimdi 9 versem haksızlık olmaz mı? Yani haksızlık olmaz mı? Olur. Bu arada Arda Güler'in bir de topu çizgiden çıktı Gökhan Gönülle Şimdi Arda Güler konusunda değinmişken onu da söyleyeyim. Ben Valencia'ya 10 veriyorum yanlış anlamayın. Luis Gustavo'ya da 10 veriyorum. Hocam ne asistü var ne golü var. Hayır. Bizim bildiğimiz Gustavo çapadır. <laughs> Bizim bildiğimiz Gustavo topu alır döner geriye. Bizim bildiğimiz Gustavo topu alır yan pas, sağ pas, sol pastan işini götürür. Maç biter. Aa Gustavo şu kadar pas isabetiyle oynadı. Ee, rakip yarı sağda pas. Or boş ver. Şu kadar pas isabetiyle oynadı. 10 üzerinden geçiniz şu kadar oynadı. Bugünkü Gustavo gol aradı ya. Farkında değil misiniz? Bugünkü Gustavo gol aradı. Sağdan gol aradı. Soldan gol aradı. Hücuma çıktı. Topu yönlendirdi. Hep ikinci bölgede, üçüncü bölgede pas yapmaya çalıştı ya. Hep ikinci, üçüncü bölgede pas yapmaya çalıştı. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Bak. Şimdi Allah göstermesi Crespo ile ilgili görüyorsunuz durumu. Aa, hocam Crespo gitti tamam Fenerbahçe bitti diyorsunuz. Ben aksini söylüyorum. Bak herkese Hodri meydan. Asıl şimdi Fenerbahçe'ye daha iyi oynayacak. Niye biliyor musunuz? Şimdi Zayt daha kıymete binecek. Şimdi Zayt'sın e, önündeki kıymete binecek. Gustavo Çapa'dır. Evet. Ama yandaki ismine pas aktarımı vardır. Hücumda katkısı vardır. Crespo'nun Gustavo'dan artısı şu. Crespo son dönemde daha fazla top çalmaya başladı. Ofansif aksiyonları pas bağlamında. Yani gidip de şut gol değil. Pas bağlamında ofansif aksiyonları daha iyiydi. Daha çok top çalıyordu. Gustavo eski ritmini bulursa yine bir Crespo kadar top çalacak. Ofansif aksiyonlarda pasıyla değil Belki skor katkısıyla, belki golüyle e, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak. Bu yönden Fenerbahçe aslında bir de e, hani hem gol atan Valencia'yı hem de Luis Gustavo'yu kazandı bence maçın bitiminde. Bu bence benim fikrim e, katılmak zorunda değilsiniz ama e, böyle bir olay var. İzleyip göreceğiz arkadaşlar bunu. Ben ben de desem yalan olur, siz de deseniz yalan olur. Sonra Arda Güler. Arda Güler 10 üzerinden. 10. Yaptığı asist. 2 gol öncesi katkısı. Bir de topu çizgiden çıkarıldı. 9 verirsem tarih beni affetmez. 25 numara. Erzurum'da da görev yaptığım için biliyorum. Buradan bütün Erzurumlu kardeşlerime de selam olsun. Takımınız önemli değil. Ee, önemli olan Erzurum'da olmanız. Erzurumluların hepsine selam olsun. Ben Arda Güler 10 üzerinden kesinlikle 10 veriyorum. Nazım. Ben Nazım'a da 10 veriyorum. Hocam 6-0 yenilik. Sen de herkese 10 veriyorsun. Hayır. Bizim bildiğimiz Nazım. Bak bizim bildiğimiz Nazım. 5 metre ilerisindeki adama pas atamazdı. Lan orta açmayı geçtim. Orta açmayı geçtim. Kendine çeki düzen verip sağdan boşa çıkıp. Hani o orta açacak yeterliliğe sahip değildi. Bakın Serdar Dursun'un 3. golünden önce mükemmel bir orta açıyor Arda Güler'e. Alda at ortası. Alda at ortası o. O asist ortasıdır. Arda bir kaleci çıkarıyor Serdar Dursun alınıyor ama o asist ortasıdır. Bak Nazım'ın geri dönüşleri, e, geri aksiyonu var. Ters kademeye girmesi var. bana, bana en azından şu mesajı verdi. Seneye o Nazım Burak kapacak. Sanki yeter gibi bir imaj verdi. Hocam seni aldatmasın. Rakip zayıftı şöyle böyle. Bakacağız aynen. Bitene kadar bakalım dik bitene kadar. Ve son olarak Tisserand. Tisserand'dan bir şey anlamadım. Niye bir şey anlamadım? Ya rakip zaten kapalıydı. Gelmedi. Yani 10 kişi kalmış. Skor 6-0 olmuş. Çok geç oyuna girdiği için. Ben Tisanat'a puan vermeyi doğru bulmuyorum. Bunu da söylemiş olayım. Berisha e girmedi. Berke Özer girmedi. Novak girmedi. Ertuğrul Çetin ve Burak Kapacak girmedi. Ama şunu söyleyeyim. Bir Burak Kapacağı izlemek isterdim ya. Yani sakatlık olmasaydı herhalde Crespo sakatlığı olmasaydı herhalde Burak kapacak izlerdik diye düşünüyorum. Ee, yani herhalde öyle bir şey izlerdik. Bugün Fenerbahçe 7-0-8-0 rahatlıkla yapabilirdi. Rahatlıkla 7-8-0 yapabilirdi. 8-9-10'a da gidebilirdi. Ama sakatlıklar vesaire gördünüz. Şimdi eee bu arada en iyi 7 futbolcu reytingini açıklayalım. Benim puanları kenara atalım. Serdar Dursun'a 10 vermişler. Arda Güler'e 9.70. Rossi 9.62. Valencia 9.45. Zayis 9.12. Crespo 8.97. Serdar Aziz 8.65 vermişler. Bunu da söyleyelim. Hocam Zayis'ten ilgili bize bir elle tutulur, gözle görülür bir şey söyle. Söyleyeyim. Rating 9.12. Asist 1 diyor hangi asist bir lan? Zajtsın asist yok ki. Ben mi kaçırdım? Zajtsın asist yok. İlk golde Serdar Dursun asisttir Hossi. Penaltı penaltı. Penaltıyı yaptırmayı bizim ligimizde asist saymıyorlar. Son Serdar Nazım orta Arda kafa kaleci çıkardı Serdar Dursun tamamladı. Dört. Ha pardon özür dilerim. Nazım'ın golde asist sayıldı, değil mi? Vuramadı ama asist sayıldı. Çok affedersiniz. Zaten bunu tespit eden bendim ya. Bu şimdi asist sayılacak diye gülen bendim. Neyse kafa gitmiş. Koşu mesafesi 11.6. Kazandığı ikili mücadele 2. Bak, ikili mücadele 2. Demek ki üçlü mücadele olsa Tabii işin esprisindeyim ama Crespo hiç bırakmadı ki ikili mücadeleyi. Haftaya belki Önümüzdeki hafta Gaziantep maçında bu ikili mücadele sayısı daha da artabilir. Top çalma 2, şut pası 2, pas arası 1, şut engelleme 2, pas arası 2 olmalıydı. Pas isabeti %92.3, rakip alanda pas isabeti 91.9. Rossi ilk yarıda 8.7 ile ilk yarının en yüksek puana sahip oyuncu olmuş. Bak Serdar Dursun 2 golü var ama Rossi. 21'de Tyler Boyd'un yaptığı bir hareket var. Crespo'ya. Düşünüyorum. O hareketi Fenerli futbolcu yapsa kırmızı. 81'de rakip stoperin Valencia'ya bir omuz vurması var ki Valencia 7-8 metre kaydı gitti. Sosyal medyada bir araştırın bunu. Görürseniz diyeceksiniz. Şimdi ya yazık değil mi ya? ya bu Buna devam kararı verildi. Ya kim minci Trabzon depresmanı yediği kırmızı bunu yanında rüzgar kalır, üfleme kalır. Biz o Trabzon maçlarında iki maçta 5 puan bıraktık. Rakibimiz o iki maçta 4 puan aldı. Bize 5 puan ekle. Rakipten 4 puan çık. Şu anda liderlik el değiştiriyor. Yani şampiyonluk yarışı iyice kızışıyor. Ben işte bunu söyledim. Şimdi bir algı vardı. Ya da ne bileyim bir düşünce vardı. Ya da belki de doğrusu budur. Trabzon hakemlerle gidiyor diye. Keşke Fener maçında adil yönetimler olsaydı. Kıyasıya rekabet olsaydı. Hani izlenme, yayıncı kuruluş falan filan muhabbetleri diye ama durum bu. Şimdi sev sevindiğim birkaç şey var. Kalede Tarık Çetin iyi ki yoktu. Kırmızıyı Tarık, Gökhan, Alper Potok ya da Sisse yemedi. Çok şükür. Aynı şekilde penaltıları da bunlar yaptırmadı. Çok şükür. Fenerbahçe açısından iyi bir maçtı. İyi bir müsabakaydı. Hak ederek kazandığımız bir maçtı. Hak ederek galip geldiğimiz bir maçtı. Varsa itiraz olan ya ben beğenmedim Fenerbahçe'yi. Ben hiç beğenmedim. Böyle bir, bir Fenerbahçe'yi görmedim. Siz böyle top mu oynuyorsunuz? Kendinize takım mı diyorsunuz diyen varsa buyursun çıksın sahneye. Bir elense yapalım arkadaşımıza. Yani Allah'tan korkun şu. Ha şunu diyeceksiniz. Hocam bak. Bak sevgili hocam. Rize Spor o kadar iyi bir takım değil. Düşme hattındalar. Kabul. Fenerbahçe o kadar iyi bir takım yani o kadar iyi oynamadı. Rize üstü hani ee, ne bileyim Rize 6 attık. Bizim yerimize başka olsa 7-8 atardı diyemezsiniz ama o kadar iyi oynamadık diyebilirsiniz. O da kabul. Bugün kimi beğenmediniz Fenerbahçe'de? Ben de size soru sorayım. Kimi beğenmediniz? Bak bugün mesela Kim Minji'nin yumurtladığı bir pozisyon var ikinci yarıda. Yumurtladı aldı at pası verdi. Yumurtladı Kim Minji'yi. Ama işte altı, ay köşeden çıkarttı o Yusuf Sarı Lacivar şampiyon Fener'in şutunda. Köşeden çıkardı. Yumurtladı şey oradan. Kim Minji yumurtladı orada. Yumurtladı. Bildiğin yumurtladı. Ya. Valencia mesela. Oyuna sonradan girdi. Golünü attı. Aynı Valencia. Hatırlayın Şaklar Donetsk maçında bu benzer golü kaçırdı. Ben dedim ki arkadaşlar. Benim bildiğim Valencia için bu asist ya şey, net pozisyon. Çünkü benim bildiğim Valencia bunu atar. Atmadı. Atamadı o pozisyonda. Ama aynı pozisyonun benzerini bugün gitti. Dün gitti gole çevirdi. İşte Fenerbahçe bu. Şunu diyerseniz kabul ederim. Hocam İsmail Kartal'la devam et, etmeme konusunda hala aynı yerde misin diye sorsanız kabul ederim. Bir şey demem. Çünkü herkes kendince haklı. Ama ben lig bitmeden konuşmak istemiyorum. Şu anda bir şey söylesen hain ilan edileceğim söylemesem ben kendi kendimi yiyeceğim. O yüzden en önemli yani en mantıklısı bence çenemi kapatmak, beklemek. Siz de aynısını yapın. Bakın rüzgar çok değişir bu ligde. Abdullah Avcı şu anda ligin en iyi teknik direktörü kabul ediliyor. Ben size çok saçma sapan bir senaryo söyleyeyim. Trabzon Adana Demir maçına çıktı. Hakeme sinirlendi. Sahadan çekildi. Sahadan çekildi. Hem <laughs> Adana bir 3 puan almış oluyoruz. Şu an puan farkı 8 ya. Hem de 3 puanı silinir Trabzon'un. Kaldır 5. Haftaya Fener Gaziantep'i yendi. Beşiktaş, şey, e, Antalya Spor'da Trabzon'u yendi. Puan farkı 2. Sonraki hafta Fener gitti Beşiktaş'ı. Depresman'da yendi. Yok pardon o hafta yendi. Beşiktaş'ı Depresman'a. Sonra evindeki maçı kazandı Fener. Trabzon kaybetti. Fenerbahçe 1 puanla öne geçti. Bakın 3 maç sonra ligin son yılların en iyi teknik direktörü İsmail Kartal ilan edilir. Ve Abdullah Avcı'yla da hiçbir takım çalışmak istemez. Loser bu adam derler. Bu adam şampiyonluk vermek istiyor. Bakın. Ligdeki dengeleri anlatmak istiyorum. Hani diyorsunuz ya bana hocam 4 maç bekleyip ne olacak? 3 maçla ben size adamın kaderini tam tersine çeviriyorum. 3 maçla Abdullah Avcı'nın kaderini, kısmetini tam tersine çeviriyorum. Ekmek bulamaz. Kimse çalıştırmaz. 3 maçla 3 3 sadece 3 maçla. Daha değiştireyim. 3 maça gerek yok. 3 maça gerek yok. Trabzon yanlışlıkla sahaya 6 şey 9 e, yabancıyla çıktı. Tespit etti Adana Demir başvurdu. Hükmen yenik sayıldı. Şimdi hükmen yenik sayılırken 3 puan da silinir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hükmen yenikliğin cezasından bir tanesi budur. E, çünkü orada kural tavsiye yapıp sen orada yayıncıyı engelliyorsun bilmem ne engelliyorsun falan. Hükmen 3. Sonraki maçta da hakeme sinirlendi. Ulan Fener'i şampiyon yapacaksın dedi. Takımı sahadan çekti. Hükmen üç daha. Otomatikman 6 puan silinince de küme düşürülürsün. Bakın iki maçla Abdullah Avcı'nın hem teknik direktörlük kariyeri bitti hem Trabzon kariyeri bitti. Tam tersi yapalım. Allah göstermesin. işte Fenerbahçe, yani Trabzon şampiyon olacak. O kesin. Trabzon şampiyon oldu da ligin en iyi adamı teknik direktörü Abdullah Avcı seneye İsmail Kartal'la yarışır. Şimdi Beşiktaşlar diyor ki bizim teknik direktörümüz çok iyi. Galatasaraylar diyor ki biz torrenti getirdik. İndirirken çok kolay oluyor. Kendi kendine indiriyor. Gençleşme yaptık. Ne gençleşmesinden bahsediyorsun? Gençleşme dediğin Fenerbahçe bugün 8 Türk'le maçı bitirdi. Neyse. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Haklı bir galibiyet, temiz bir galibiyet, kılçıksız bir galibiyet. Tertemiz bir galibiyet. Fenerbahçe taraftan 23 Nisan hediyesi olacak türden bir galibiyet. Crespo üzdü. Kim Minji hani ben ona üzülmedim. Hatta sevindim de diyebilirim. Tabi Gaziantep maçını alırsan sevinirsin. Almadıktan sonra bir mantığı yok ki yediği kartın. Çok da mantıklı oldu gibi geliyor bana. Çünkü Beşiktaş maçında sahada olmasını isterim. Yani mesela Pelkas Salah'ı Hepsi Beşiktaş maçına oynayabilecek ya da yedek kulübesinde kalabilecek durumda olsun. Yine yeterli. Bugün bir de bir şey daha belirteyim. Unutmadan belirteyim. Ee, silinmediyse görüntülü bir şekilde ve göstermem lazım. Bugün Ozan Tufan kadro dışı. Mesut kadro dışı. Yani iki tane orta saha var elinde oynatabileceğin. Şimdi şu başlayan kadroya bakın arkadaşlar. Şimdi buradan kullanamayacağımız kim var haftaya? Buradan haftaya kullanamayacağımız Crespo var. Bir. Kim Minji var. 2. Bakın. Crespo'nun yerine Gustavo'yu kullanırsın. Kim Minji'nin yerine Tisserant'ı kullanırsın. Değil mi? Novak yedek anahtar. Tehlike anında camı kırınız. Stoper oynatınız. Sosa orta sahanın yedek anahtar. Hocam Sosa'dan gitmiş. Futbol bitmiş. Ya bırakın. Geçin. Belki hafta içinde Ozan Tufan affedilecek. Mesut affedilecek. Ki ben zannetmiyorum. Kararlılar birazdan. Şimdi bu kadroya kimi alabilirsin dışarıdan? Salahi sakat. Pelkas sakat 2. Ozan kadro dışı. Mesut kadro dışı 4. Değil mi? Çağatay kuru alabilirsin. Emir Ortakaya alabilirsin. Hiç bilemezsin. Zor zamanlar, zor maçlar bazen kahramanlar doğurur. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yıllar önce e, Engin Engin İpekoğlu'nun ayağı kırılınca Rüştü kahramanı çıkmıştı ortaya. Bir Trabzon maç öncesi iki Volkan'da sakattı. Recep Biler çıktı. Üçüncü kaleci. Fenerbahçe oradan galibiyetle ayrıldı. Recep Bilir kahraman oldu. Oradan çıktı. Bir Real Madrid Barcelona maçıydı. Rafael Varan çıktı o maçta gol falan attı. İki tane mi ne gol attı? El Clasico'da Rafael Varan kahramanı çıktı. Hiç bilemezsiniz hangi kahramanın ne zaman çıkacağını. Umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir beğeni de çok görmesine sevinirim. Görüşmek üzere.